Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden şimdiden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için Allah razı olsun demek istiyorum ve bugünkü konu başlığımızda tahmin edeceğiniz üzere dünyanın gündemi oldukça yoğun. Özellikle de Rusya'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında gerçekten de yani yer yerinden oynadı. Şimdi ikinci konu başlığımızda Rusya'da yaşanan gelişmelere kendi nezdimce göz atmaya çalışacağız ama bugünkü ilk konu başlığımızda kıymetli dostlar Bayraktar TB3'ümüze ilişkin önemli gelişmeler mevcut. Bayraktar TB3 bileceğiniz üzere vızır vızır yani maşallah nazarlar değmesin sıkı fıkı çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar kafaya koydu yani bir söz vardı hatırlayacağınız üzere. Sayın Selçuk Bayraktar kıymetli dostlar artık kampa girdi. Bayraktar TB3 24. uçuşunu gerçekleştirdi ilk versiyon. Devamında ikinci prototip. İkinci prototip geçtiğimiz gün İlk kez havalandı ve önemli bilgiler mevcut bu konuyla alakalı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Baykar tarafından yürütülen Bayraktar TB3 insansız hava aracı projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen ilk uçuş sırasında ikinci Bayraktar TB3 prototipi sorunsuz bir şekilde havalandı ve başarılı geçen uçuşun ardından inişini yaptı. TCG Anadolu gibi kısa pisti deniz platformlarına iniş kalkış gerçekleştirecek olan Bayraktar TB3, Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirilmekte. Bu yıl içerisinde TCG Anadolu'ya ilk inişinin gerçekleştirilmesi beklenen Bayraktar TB3'ün test faaliyetleri ikinci prototipiyle birlikte hız kazanacak. 24 kez havalandı, yaklaşık 190 saate yakın bir uçuş süresi vardı. Bu gerçekten de mükemmel bir rakam yani ilk prototip için. Devamında ikinci prototipin de üretime geçmesiyle artık havalanmasıyla birlikte çarpı 2 yapacağız. Yani artık TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapması beklenen Bayraktar TB3 çarpı 2 yani 2 vardiyalı çalışacak. İnşallah bundan sonraki süreçte 3. 4. prototiplerin de çıkmasıyla birlikte Bayraktar TB3 denemelerine daha da hız kazandıracak. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Motoru yerli mi tayfasına? Bunun motoru yerli. PD-170 ile birlikte havalanıyor yani. Nazarlar değmesin. Her şeyi bizim kendi öz yerli ve milli sermayemiz. Bu gerçekten de önemli. Hemen devamında tabi Baykar tesislerine ziyaretler de devam ediyor. Yeni bir haber değil ama mesela geçtiğimiz günlerde Güney Koreli resmi kaynaklar yine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Güney Kore Hava Kuvvetleri komutanı. Yani bu ne anlama geliyor kıymetli dostlar? Aslında Bayraktar TB3 evet dünya harp literatüründe çok önemli bir değişikliğe itecek Türkiye'yi ama yani özellikle de dünyanın teknoloji devi olarak bilinen Japonya, Güney Kore çok yakın bir şekilde Bayraktar TB3'ü markaja almış durumda. Yani Bayraktar TB3'ümüz Allah'ın izniyle Selçuk Bayraktar'ın ifadesiyle 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu'ya inip kalkarsa yani Japonya ve Güney Kore gibi teknoloji devlerine bir ihracat söz konusu olabilir. Artık bizim yapacağımız reklama bakar mısınız? Yani Japonya'ya veyahut da Güney Kore'ye insan hava aracı satmak gerçekten de tadından yenmez. Artık Bayraktar TB3 kamerasını, tekerleklerini içerisine alıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Rüzgar yükü o kadar artık sıkı fıkı hesaplanıyor ki hiçbir şekilde rüzgar yükünü ağırlaştıracak, rüzgar yükünü artıracak hiçbir şeyin Bayraktar TB3'ün gövdesinde en azından iniş esnasında bulunmasına izin verilmeyecek. Yani çalışmalara şöyle bir baktığımızda gerçekten de çok güzel bir pozisyonda devam etmekte. İnşallah yakın bir zaman içerisinde TCG Anadolu'ya inip kalktığı görüntüler de karşımıza çıkarsa vallahi şaşırmayın. Bilirsiniz Baykar sürprizleri sever. Bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir Rusya'ya gideceğiz. Rusya'da gerçekleştirilen terör eylemi sonrasındaki son duruma sizlerle birlikte bir göz atmak isteyeceğim. Daha sonrasında tabii önemli detaylarda yakaladım. Onları sizlerle paylaşacağım. Son durum neymiş Rusya'daki, isterseniz karşımıza bir gelsin. Evet kıymetli dostlar, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin son bilgiler şu şekilde. 143 ölü, 154 yaralı olduğu belirtilmekte. Rusya'da milli yas ilan edildi. Tüm bayraklar şu an ülkede yarıya indirilmiş durumda. Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev hangi ülke olursa olsun intikam sözü verdi. Enkaz kaldırmaların ardından Krokus binası baştan sona restore edilecek. Rusya'da televizyon kanalları reklam ve eğlence programlarını şu an yapmıyor.
Bugün mesela Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği bir X paylaşımı yapmıştı. Yapmış oldukları paylaşımda Moskova'da yaşanan terör saldırısının ardından Rus makamlarınca ilan edilen milli yaz çerçevesinde Büyükelçiliğimizdeki bayrağımızı yarıya indirdik. Terörü lanetliyor, Rusya halkı ve Rus devletine taziye dileklerimizi yineliyoruz diye Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği böyle bir paylaşım yapmıştı. Şimdi tabii saldırıyı IŞİD üstlendi. En azından IŞİD resmi Telegram hesabından bir video fotoğraf paylaşmıştı saldırı anına ilişkin. Fakat tabii saldırı gerçekleşti. Kafalardaki soru işaretleri de yani bitmedi. Mesela benim ilk olarak sormak istediğim sorulardan bir tanesi şuydu. Neden para karşılığında böyle bir saldırı gerçekleştirilir? Çünkü yakalanan kişiler kendilerine yaklaşık 5000-6000 dolar mı ne verilmiş? Daha sonrasında böyle bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtmişler. Veyahut da bir kaçış planları yani yakalama anlarına baktığımızda yok gibi. Bir kaçış planı sizce böyle bir saldırı sonrasında yapılmaz mıydı? Yani bu adamların nereye gideceği, nereye varacağı belli değil miydi? Devamında ise Rusya'da nasıl cezalandırılacaklarını bu adamlar bilmiyor muydu? Yani görüntülere baktığımızda kıymetli dostlar, ilk başta görüntüleri izledik, içimizden dedik ki ya bunlar ne kansızmış, işte sivillere ateş ediyorlar, adamların kılında kıpırdama yok kıymetli dostlar. Yani gerçekten de insan bir ürker, yok hiçbir şekilde. Ha ben zaten görüntülerden şunu anladım, bunlar büyük ihtimalle haplanmıştı. Yani hani cesaret hapı denilen şey var ya, onu atmışlardı. Çünkü Rus özel kuvvetleri onları yakaladığında ormanlık alanda mesela tir tir titriyorlardı. Tabi Rus özel kuvvetleri yakaladı, hiçbir şekilde acımadılar da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hemen böyle teröristi yakalayan o Rus özel kuvvetleri ekibini kendi korumasına aldı. Dokunulmazlık hakkı çıkarttı onlar hakkında. Son olarak da kıymetli dostlar, aslında daha sorulacak bir sürü soru vardı. Aklıma gelen son soruda mesela bu adamlar yaklaşık 380 kilometre kaçmışlar. 380 kilometre nasıl aynı arabayla kaçtılar? Bir tane Renault'la, Renault Sembol'le, Clio'yla kaçmışlar. O da gerçekten de anlamak mümkün değil. Yani insan hiç mi araba değiştirmez? Bütün Rusya sizi arıyor. Bu gerçekten de benim anlamlandıramadığım sorulardan yani öne çıkan detaylardı. Saldırganların yakalanmış olduğu haritayı da sizler için özel olarak buldum. İsterseniz karşımıza bir gelsin o harita. Nerede yakalanmışlar? Görmüş olacağınız üzere saldırganlar olaydan yaklaşık 17 saat sonra Rusya'nın 380 kilometre güneyindeki Baryansk şehri kırsalında yakalandı. Normal şartlarda bu kadar mesafe yolun 5-6 saat sürmesi beklenmekteydi. Yani demek oluyor ki saldırganlar saatler boyunca saklanmayı tercih etmiş. Saldırganların nereye kaçmak istediği bilmiyor ama mevcut durum Ukrayna'ya gitmek istediklerini de gösteriyor. Çünkü Ukrayna'nın sınır bölgesine doğru gittikleri yani apaçık ortada. Acaba Ruslar birazcık erken mi davrandı? Yani 380 kilometre kaçmasına müsaade ediyorsun. Ben hiçbir şekilde bu adamların yani Moskova'dan yemin ediyorum bunlar öyle kılını kıpırdatamazdı. Kaçmak ne demek ya? Bilerek Rus istihbaratı bu adamları izledi 380 kilometre boyunca benim kanımca. Ama keşke birazcık daha sabretselerdi de Ukrayna sınırına yaklaştıklarında acaba kiminle iletişim kuracaklar onu bir görselerdi. Eminim ki Rus birlikleri de kendi içerisinde çünkü bayağı bir sinirlilerdi. Zaten ilk yakalayan ekibin videolarını falan görmüşseniz yani adamların kesmedik biçmedik yanlarını koymamışlar. Yani bu özellikle de yaşanan saldırının arkasında hani kim var Kaan diye soracak olursanız yani gözle görülür bir biçimde artık bağırıyor. Sonuç olarak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Sizler için bu olayı şu şekilde özetledim. Yapılan, Rusya'da yapılan terör saldırısı IŞİD'in sözde üstlendiği terör saldırısı ABD himayesinde gerçekleşti. İngiltere yönetiminde Fransız desteğiyle çok süper bir İsrail oyununu izlemiş olduk. Benim özetlemem bu şekilde. Saldırı IŞİD gerçekleştiriyor. Yahu IŞİD neredesin? Hani sen İslamcı bir örgüt olarak kendini tanıtmaz mısın? Yahu şu an İslam'a en büyük zararı kim veriyor? İsrail vermiyor mu? Gazze'deki bizim dindaşlarımız ne yapıyor orada? Sayısız acı çekiyorlar. Daha dün İsrail silahlı insan savaş araçları sivilleri nasıl vurdu? İçim parçalandı. Yani nasıl oluyor da DAEŞ İsrail'de bu tür saldırılara yani hiçbir şekilde tenezzül bile etmezken Rusya'da işte siviller bu şekilde hedef alınıyor. Bunu mesela kimse bana açıklayamaz. Kaldı ki DAEŞ'in dünya üzerine zarar vermediği sayılı ülkeler İsrail, ABD, devamında Fransız, İngiltere bunlardır yani. Benim en azından bu saldırıdan çıkartmış olduğum sonuç bu şekildeydi. Ama şu da dikkatimi çekti. Saldırı esnasında yani şerefsizler olabildiğince de Türkiye'ye ilişkin ipucu bırakmaya çalışmışlar. Herif yakalanıyor. İlk yakalandığı anda dediği şeye bakar mısınız? 4 Mart tarihinde Türkiye'den geldim. Bu ilk yakalanan kişinin söyleyeceği bir şeyin burada aslında bir algı oyunu var kıymetli dostlar. 4 Mart tarihinde sanki Türkiye mi gönderdi bunlar? Öyle bir şey yok. Yani Türkiye'de aslında yüz binlerce Rus geliyor.
gelip gidiyor. O adamın oraya gelip gitmesi sizce yani Rus istihbarat veya da Putin bu kadar gerizekalı mı? He şunu da diyeyim sizlere. Putin özellikle de ABD ve Batı'nın bu olay üzerinden dahi Türkiye ve Rusya'nın arasını açmaya çalıştığını gerçekten de çok iyi okuyacak bir liderdir. Zaten Cumhurbaşkanımız hemen olay yaşanır yaşanmaz Putin'e de bir telefon açtı. Yani bu yaşanan olay aslında bir nevi de Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef almaktaydı. Son olarak da isterseniz bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında ilk kez konuştu. Ne demiş Zelenski hep birlikte bir öğrenelim. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Moskova'da yaşananlara ilişkin dedi ki Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Yöntemleri her zaman aynıdır bunların. Bunların hepsini daha önce de gördük. Havaya uçurulan evler, toplu katliamlar ve patlamalar oldu. Her zaman başkalarını suçluyorlar diye Zelenski açıklamalarını sonlandırmıştı. Aslında hata bende. Şimdi siz dediniz ya Zelenski'nin açıklamalarını Kaan bize aktaracağım da Zelenski ne diyecek? Zelenski kendisine söylenene diyecek yani. Haklısınız, o konuda da hiçbir şey diyemem. Zelenski'nin bu yapmış olduğu açıklamalar ağabeylerinin yapmasını istediği açıklamalardı. Vallahi kıymetli dostlar ben onu bunu bilmem ama gerçekten de Moskova'da çok yani dehşet verici, hiçbir şekilde insanlığa sığmayan bir görüntü izledik. Ha diyebilirsiniz. Yani diyorum ya yine lanet Batı. Kıymetli dostlar, İsrail bu saldırının arkasında mı? Kesinlikle bir numara. Yani İsrail Gazze'de şu an bir soykırım yapıyor. İsrail Gazze'de yapmış olduğu soykırımı örtbas etmek için de böyle yapay gündemler oluşturmaya çalışıyor. Yoksa ben hiçbir şekilde Moskova'da 150'ye yakın vatandaş hayatını kaybetmiş Rus vatandaşı. Yani dönüp bir şöyle bir Gazze'ye baktığımızda 150 kişi ne demek ya? Gazze'de belki de yani kahretsin bir saat içerisinde 150 kişi ölüyor. Yani mevzuya bu taraftan baktığımızda hiçbir şekilde zaten Gazze ile Moskova'da yaşananlar yani denk dahi tutulmaz ama dediğim gibi İsrailliler çok güzel yapay gündem oluşturmayı da biliyorlar. Bunlardan bizim ders çıkartmamız lazım. Yani kıymetli dostlar karşımızda o kadar kirli bir birliktelik, o kadar kirli bir ittifak var ki yani yapmış oldukları eylemlerde yüzsüz gibi taziye dileklerini dahi gönderiyorlar. Ruslara mesela Amerikalılar o bir görün işte Rus halkının yanındayız bir görün metiyeler dizdiler. Ama ve lakin bu aslında bir yerlerden de tanıdık değil mi? Ne zamanki kıymetli dostlar ülkemizde bir geçmiş yıllarda bir patlama terör saldırısı olsa hemen ne olurdu? İşte Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği bir hafta öncesinden patlamanın gerçekleşeceği bölgelerden Amerikalıların uzaklaşmasını isterdi. Aynısı zaten Moskova'da da olmadı mı? Rusya'da da Amerikan Büyükelçiliği yine uyarılar yapmış. Yani senaryo benzer kıymetli dostlar. Ama dediğim gibi Allah'ım memleketimizin birliğini, iriliğini, diriliğini muhafaza eylesin. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Düşmanlarımız dört bir taraftan geliyorlar ve sinsice planlarla geliyorlar. Artık eski o savaş günleri geride kaldı. Artık düşmanla cephede savaşılmıyor. Düşmanla kirli kirli perdeler hesaplaşıyor. Artık düşmanla karanlık sokaklarda savaşmanız gerekiyor. Öyle gözle görülür savaş. Artık bu devirde kalmadı. Rabbim ülkemizin, milletimizin yardımcısı olsun diyorum ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.